benden çaldığınız bombanın yerini söylemezseniz buradan ne sen ne adamların çıkabilir. Aron, bombayı tabii ki sana geri vereceğiz. Ama bizim buradan acil çıkmamız lazım. Adamlarımın er ya da geç burada olduğu öğrenilecek olursa bu uluslararası bir krize sebep olur. Eğer o nükleer bomba terör örgütlerinin eline geçecek olursa bunun hesabı nasıl verilecek? Türkiye'de Amerikan yapımı bir atom bombası patlayacak olursa kimse patlatanın kim olduğuna bakmaz. İster örgüt patlatsın, ister doğrudan siz. Türkiye'de değil üs, artık elçilik bile açamazsınız. Ne oluyor? Efendim, saldırı var. Buraya kim saldırabilir? Helikopterleri hazırladık efendim. Öncelikle sizi buradan çıkartacağız. Polat Alemdar buradan sağ çıkmayacak. Nükleer bombanın koordinatları 10 dakika içinde elimde olacak. Bomba bizde değil. O zaman işime yaramazsınız. Dur! Seni bombaya götüreceğim. Peki efendim. Başlayın. Beni de gözden çıkardılar. Ateş açacaklar. Sen de bize ait olan bir şey var. Geri vereceğini umuyoruz. Elbette Mr. Feller. Siz bana istediklerimi verin. Ben de size ait olanı geri veririm. Biz müttefiklerimizin taleplerini her zaman dikkate alırız. İstedikleriniz verebileceğim şeylerse vermekten mutluluk duyarım. Benim için iki önemli konu var. Birincisi medya. Türk medyasının çok kutuplu dünya düzeninin adapte olmasını engelliyorsunuz. Türk medyası hiç olmadığınca renkli bir dönem yaşıyor. Renkli ama tek kutuplu. Ben Davut Tataroğlu'yla da görüştüm. Sizin aksinize o bu bölgede başka oyuncuların da olduğunun farkında. Davut ileriyi görmesini her zaman bilmiştir. Kendisine sizinle işbirliği yapmasını tavsiye edeceğim. İkinci konu, enerji. İran, Türkiye, Avrupa Birliği arasında petrol ve doğal gaz hattı bizim için stratejik öneme sahip. Bu koridor kurulmadığı sürece tüm Avrupa Rusya'nın enerji şantajına boyun eğmek zorunda. Müttefiklerimizin Rus doğal gazına muhtaç kalmalarını biz de istemeyiz. Zaten müttefiklerimiz olarak siz bize destek verseydiniz, İran'da kurulacak demokratik bir rejimle bu proje çoktan hayata geçirilmiş olacaktı. Siz Irak'a demokrasi götürdükten sonra Irak petrollerinden payımıza ne düştüğünün farkındayız. İran'da da aynı şeyin olmasına izin vermeyiz. Bizim açımızdan bu enerji hattının bir an evvel kurulması şarttır. Ve tartışmaya açık bir konu değildir. Sizi anlıyorum. Ama bu konuda size önümüzdeki bahara kadar yardım edemem. Talebinizi Şansölye'ye bizzat ileteceğim. Bu görüşme için uçak havaalanında beni bekliyor. Merak etmeyin.
Size cevabımızı iletmeden İstanbul'da hiçbir şey patlamayacak. İkinize de geldiğiniz için teşekkür ederim. Günter'i bilmem ama beni siz çağırdınız. Kendim gelmedim. Ama gelirken bize saldırmaktan çekinmeyen Türk devletine hesap soracağımız fikri de aklımdan çıkmadı. Bunun için mi beni çağırdınız? Artık Türklere bedel ödeteceğiz, öyle mi? Türklerin bedel ödemediği bir gün var mı? Sen vücuduna giren kurşunun hesabındasın. Şamir, ne zaman küçük hesaplar peşinde koşmaktan vazgeçeceksin? Sayın Feller, bizim iki büyük meselemiz var Türklerle. Amerikan üssünden dolayı bizi uluslararası toplumda küçük düşürmeye kalktılar. Ama başaramadılar. Bunun bedeli olarak Mavi Marmara hususundaki özür talepleri geri çekecekler. İkinci mesele ise halkımın güvende olması için İran'a karşı Türkiye'ye yerleştirilecek nükleer füzelere onay verecekler. O kadar. Bunu önerdiğinize bile inanamıyorum. Bu hareket Türkiye'yi İran'ın kollarına atmaktan başka ne yarar getirecek? Sizin ülkenizdeki silahlar zaten İran'a yeter. Sadece Türkiye'nin de bu savaşta yerini belli etmesini istiyorsunuz. Bırakın pozisyonlarını korusunlar. Sevgili Günter, Şamir'i mazur görmelisin. Aldığı narkozun etkilerini atlatamamış. Türkiye'ye bu talepleri dayattığımızda Türkiye'nin Orta Doğu'daki bölgesel güç olma ihtimalini ortadan kaldırdığımız gibi bütün Arap ülkelerini İran'ın kucağına atmış oluruz. Bunu rahmetli, iyi niyetli ama yetersiz General Hamilton'a belki dayatabilirdiniz. Ama bana asla. Her ikinizin de anlamadığı, Türkiye bizim dostumuz değil. Ne Amerika'nın, ne İsrail'in, ne Almanya'nın. Biz bölgede İran'la başa çıkabiliriz. İran'la Sünni Araplar hiçbir zaman birleşemezler. Türkiye bu bölgede daha önce İran'dakiler hariç Şii ve Sünnileri kendi gücü altında topladı. Bunu tekrar mı tecrübe etmek istiyorsunuz? Eğer dediklerimi yaparsanız bunu tecrübe etmeyiz. Sevgili Günter, artık bombalarla oynamayı bırakın. Şamir kendi ülkesinden kilometrelerce uzaktaki İranlılardan korkuyor. Ama unutuyor ki benim ülkemde, kalbimde 3 milyon Türk yaşıyor. Ve onları asimile edemiyorum. Türkiye'nin Avrupa'da yaşayan Müslümanları örgütlediğini düşünsenize. Bu düşüncelerin tamamı hayal. Yakın gelecekte Türklerin Avrupa'da problem çıkarması mümkün değil. Siz ve İsrail niye o zaman 2023, 2053, 2073 diye Türkiye ile savaş ihtimaline karşı strateji geliştiriyorsunuz? Sen bizi hiç tanımamışsın. Biz 24 saatte 24 plan yaparız. 25. planı da beynimizde tutarız. Bizim strateji geliştirmemiz normal. Çünkü biz Türkiye'nin Irak'ta sınır komşusuyuz. Ve çıkarlarımız nedeniyle Türkiye'de savaş her zaman olabilir. Yakın gelecekte Almanya'nın bölgedeki çıkarları önünde en büyük engel Türkiye olacaktır. Ve biz buna müsaade etmeyeceğiz. Bunun yolu bombalarla oynamak değil. Sayın Feller, daha önce iki kez aynı zafiyeti gösterdiniz. Bosna'da ve Kosova'da bırakmadınız ki Müslümanları Avrupa'dan kazıyalım. Oysa ne güzel, Ruslarla birlikte Sırpları ve Hırvatları organize etmiştik. Türkiye'nin bayrağı altında birleşen Avrupa Müslümanları Avrupa'da sadece yeni bir dünya savaşı doğurur. Eğer bombanın patlamasına izin verseydiniz bu asla hayal bile edilemezdi. Türkler Japonlardan daha kötü bir durumda olurdu. Benim emrim olmadan, benim haberim olmadan Türkiye'de hiç kimse askeri operasyon yapmayacak. Bomba patlatmayacak. Eğer burayı birisi patlatacaksa o benim.
Siyaseti istediğiniz gibi karıştırın. Örgütün bir kanadını sen, bir kanadını Şamir kontrol ediyor. Karışıyor muyum? Ama seninkiler eylem mi yapmak istiyor? İran'da yapsınlar. Türkiye'deki eylemsizlik kararı süresince canımı sıkarsanız oyuncağınız olan örgütü 2 dakikada bitiririm. Kandili onlarla birlikte yakarım. Senin bu şansından nefret ediyorum. Şans değil. NBA'yi senden daha iyi takip ediyorum. Buna nasıl vakit ayırabiliyorsun? İnsan eğer kendine vakit ayırmazsa sadece öfke üretir. Atacak mı, kaçıracak mı? Atacak. Bu oyuncu Türk. Kaçıracak. Türkler bu işi öğrendi Aaron. Atacağını biliyordum. Yine de alışkanlığımdan vazgeçmek istemedim. Ben onların hep ıskalamasını bekliyorum. Basketbol gerçek hayattan farklı. O yüzden zevkli. Afrikalılar gerçek hayatta gibi olsalar basketbol sahaları komple beyaz olurdu. Ama şimdi neredeyse simsiyah. Mesele onları kim yönetiyor? Bir tane siyah başarılı antrenör var. Geri kalanı beyaz. Koca Türkiye'nin adının Hindi olması ne kadar tuhaf değil mi? Tuhaf hakikaten. Ama asıl tuhafı sizin bu Hindi'ye verdiğiniz destek. Bugün Orta Doğu'da, Orta Asya'da nereye gitseniz Türkiye denildiğinde insanların yüzünde bir tebessüm var. Hatta Afrika'da. Tabii eskiden sadece sizin güdümünüzdeydi bu bölgeler. Beni doğru anla Günter. Bizim güdümümüzdeyken ya da İngilizlerin ya da Romalıların güdümündeyken bir ülkenin adı geçtiğinde o ülke hiçbir zaman umudu temsil etmedi. Yüzde tebessüm ettirmedi. Hindinin yaptıklarından neden bu kadar korkuyorsunuz? Hindi bu neticede. Kabarır kabarır ve dünyanın en iğrenç sesiyle yaygarayı çıkarır. Hindi uçabilir mi? Siz kartal ülke. Hindi'yi pençelerinizle uçuruyorsunuz. Evet, sırtımızda uçuruyoruz Günter. Kartal öldüreceği avı en yükseğe çıkarır, oradan bırakır. Av yere düştüğünde paramparçadır. Kartal avını öyle yer. Hindi, sizin koyduğunuz bir isim. Türkler Hindi değil. Belki Hindi taklidi yapıyorlar ama onlar kurt. Ve kurtlar yıllar sonra ölümsüz oldukları sürülerini sıkıştığı pusudan çıkarıyor. Kimi çıkarıyor? Araplar, Kürtler, Acemler, Boşnaklar, Arnavutlar, Müslüman olan bütün unsurlar. Yakında Uzak Doğu Müslümanlarına da bu dalga ulaşır. Türkler halifeliği yeniden mi icat edecekler yani? Halifeliğe gerek yok ki. Müslümanları benden daha iyi biliyorsunuz. Müslümanlar kendilerinden olan en güçlünün etrafında saf tutarlar. Bu aynen namazda olduğu gibi. Günter, Almanya'da Müslümanların ya da Türklerin durumu ne? Aynı safta namaz kılıyorlar mı? Asla buna müsaade etmeyiz. Sizin atanız, benim vatandaşım Marx, din afyondur demiş. Biz de türlü türlü afyonlarla onları uyuşturuyoruz. Mezhep ayrımını din ayrımına dönüştürebilmek için milyarlarca euro harcadık 30 yılda. Benim anlamadığım, ikiniz aynı dini paylaşıyorsunuz. Biriniz İsrail için, biriniz Amerika için kavga ediyorsunuz. Bu nasıl oluyor?
Bundan şaşılacak bir şey yok ki. Ben en güçlü kimse, onu yönetip kurallarımı bütün dünyaya uygulatıyorum. Şamir ise artık biz gerekli güce ulaştık. Bu zırha kalkana gerek yok. Bizzat İsrail adına gücü ele alalım diyor. Hayır, böyle demiyorum. Biz olmazsak Amerika olmaz. Benim önceliğim İsrail, senin önceliğin Amerika. Ben Türklerle asla böyle tehlikeli oyunlar oynamam. Çünkü ben onlarla 1000 yıl beraber yaşadım. Onların dostlarına karşı ne kadar mütevazi olduklarını, düşmanlarına karşı acımasız olduklarını gayet iyi bilirim. Şamir bu yüzden bizim sırlarımızı dünyaya ifşa ediyor. Wikileaks mi? Bizim ne alakası yok kuzum? Buna çocuklar bile inanmaz. Ya doğru, bizzat siz vermiyorsunuz. Bizim içimizdeki siz veriyorsunuz. Biz vermiş olsak Türkiye'yi bu kadar dürüst, bu kadar güçlü göstermezdik. Bazı şeyleri düzeltme ve dönüştürme gücümüz hala var. Biz her zaman çıkarlarımızı ve bizim çıkarlarımız için çalışanları koruruz. Günter bunu çok iyi bilir. Ve bizim çıkarlarımız için çalışan, gerekirse uyuşturucu gibi pis işler yapanlara asla karışmaz, değil mi? Tabii ki. Ama ortaya çıkan yanlışlığı düzeltmek zorundayım. Biliyorum. Sevgili Şamir, görüyorsun değil mi? Küresel sermaye ile dünyayı kontrol edebilirsin. İnsanları kontrol edebilirsin. İnsanlara hükmedebilmek için savaşacak ordu, öldürecek insanlar lazımdır. Aynen Polat gibi. Sen Polat'ı örgütle kontrol etmeye çalışıyorsun. Bense ona karşısına çıkardığım düşmanlarla hükmediyorum. Siz hiç başarılı olamadınız. Bense hep oldum. Ve olacağım. Büyük Orta Doğu, Büyük Orta Doğu dediniz. En sonunda Büyük Orta Doğu'yu patlattınız. Sizin ne zaman bir planınız tutacak? Bizim bütün planlarımız hayata geçiyor. Siz herhalde bizim başkanlarımızın konuşmalarını dikkatle dinlemiyorsunuz. Başkanınız bizim sözümüzü dinlemiyor. Bizim sözümüzü dinleseydi bunlar olmazdı. Şamir, bu adamlarla 25-30 yıldır her istediğiniz oldu. Müsaade edin biraz da halklarının dedikleri olsun. Siz benimle alay mı ediyorsunuz? Evet. O kadar panik yapıyorsunuz ki bununla ancak alay edilir. İran en büyük müttefiğiniz de ne oldu? İran'dan ders aldık. İran'da devrim olmasaydı, bugün bütün İslam coğrafyası radikallerin elindeydi. Ama günden güne radikalleri yumuşattık. Arapların başlarında bu yöneticiler kaldığı müddetçe Bin Laden gibilerinin adama ihtiyacı olmaz. Sizi anlamam mümkün değil. Mısır'dan sonra Suriye, sonra Ürdün. Zaten Lübnan Hizbullah'ın elinde. İsrail'i Auschwitz'e çevireceksiniz. Etrafı düşmanlarla örün. O kampta elinizde düşmana karşı kullanabileceğiniz atom bombası yoktu. Ama şimdi var. Kimse İsrail'e bir şey yapamaz. Çok canınızı sıkan olursa bir tane patlatırsınız. O halde İstanbul'da patlamasına niye izin vermediniz? Bombanın yeri burası değil. Türkiye bizim için önemli. Herkesin gözü buranın üstünde. Bomba patlatmak mı, füze kalkanı anlaşmasını imzalatmak mı? İran size füze saldırısına geçemez. Daha ne istiyorsunuz anlamıyorum. Ne çabuk büyüyor çocuklar.
Müsait olduğunu söylediler. Gel Şamirciğim. Niye bakıyordun bilgisayarda? Savaşın maliyetine. Girdiğimiz en karlı savaş bu. Sadece Kaddafi'nin ülkenizdeki hesaplarına el koysanız yeter. Bugün yeter, yarın yetmez. Niye Danimarka, Belçika, İsviçre benden çok kazansın? İtalya'yı, Fransa'yı niye kıskanmıyorsun? Kadınların yanağından başka bir şey öpmeyen Berlusconi, Kaddafi'nin ellerini öpüyordu. Nasılsa onların parası bizim paramız. Sırada kim var? Hı? Bu kadar para kazandıracak kimse yok. Ama pazar olarak açılacaklar. Hiçbirinde eski sistem kalmaz. Hepsi bölünecek. Herkesi bölüyorsun. Türkiye'yi bölelim dediğimde itiraz ediyorsun. Her şeyin bir zamanı var. Türkiye şimdi bana lazım. Türkiye bize de lazım. Ama demokratik, güçlü bir ordusu olan Türkiye değil. Diktatör mü istiyorsun? Evet. Kimmiş adayın? Ersoy Ulu Bey. Geç Allah aşkına. Ersoy olmayacaksa bile onunla istediğim tahribatı vereceğim. Polat Alemdar'ın bize karşı yaptıkları yanına kar kalacak değil. Konsey kurmuş seninki. Ne güzel. Bu coğrafyada hep devrimin bir komuta konseyi olur. Liderler kendi seçtikleri adamlar tarafından onaylanmak isterler. Ben Ersoy'un bir sonuç alabileceğini zannetmiyorum. Biz desteklersek alır. Ben senin Polat Alemdar'a karşı olan tutumuna nasıl karışmıyorsam... ...sen de Ersoy'a olan tutumumuza karışmayacaksın. Şamirciğim, biz Roma'nın devamıyız. Roma'nın birçok politikasının devamını sürdürüyoruz. Arenada Ersoy da var, Polat da var. Bu ikisini gladyatör olarak düşün. Sen kendi gladyatörünü kaybedince üzülüyorsun. Oysa ben biliyorum ki bir gladyatör ne kadar kazanırsa kazansın, hatta başarıları sayesinde özgürlüğüne bile sahip olsun, neticede şöhret bağımlılığından ve kahramanlık içgüdüsünden ötürü ne yaşta ne şartta olursa olsun savaşır. Ve bir gün muhakkak ölür. Kazanan daima Roma olur. Sizin Roma'da savaştırdığınız gladyatörler arasında Türkler var mıydı bilmiyorum. Ama bunlar gladyatör değil. Bunlar kaybetmeye inanmıyorlar. Şehit olacaklarına inanıyorlar. Türkler çok değişti Şamir. Artık hiçbiri ölmek istemiyor. Polat gibi binlercesi var. O yüzden onları meşgul edecek Ersoylarına izin veriyorum. Şamirciğim, korkarım birçok adamımın bana değil, sana hizmet ettiğini düşüneceğim. Onlar senin gibi değil, gerçek Siyonistler. Ve devletlerine hizmet ediyorlar. O zaman bu gerçek Siyonistler sana zamanında haber verselerdi. Adamın Ersoy'u ben değil, sen kurtarsaydın Polat Alemdar'ın elinden. Polat Alemdar, Siyonizmin en büyük düşmanı. Onu ya burada gözümün önünde öldüreceksin, ya da bana teslim edeceksin. Niye böyle bir şey yapayım? Onun sayesinde Ersoy gibi unuttuğum adamları hatırlıyorum. Türkiye'de sen ve ben o kadar çok adam kullandık ki... Bunların tamamını tasfiye etmek imkansız. Polat Alemdar bizim için bunu yapıyor. Ne yaptığını umurumda bile değil. Orta Doğu'daki bütün hesaplarımızı alt üst ediyor. İnsanlar ona kahraman gözüyle bakıyor. Ve ben bunun giderek tehlikeli bir hal aldığını görüyorum. Polat Alemdar'ı görenler tekrar Kudüs'ü alabileceklerini düşünüyor. Öldürseydiniz... Topraklarınızda elini kolunu sallayarak gezdi. Sizi rezil etti. Tamam işte.
Bizim yapamadığımızı sen yapacaksın. 14 Mayıs 63. yıl dönümümüz. İsrail için vereceğin en güzel hediye bu olacaktır. Hayır. Senin yüzünden yıllarca bu bölgede diktatörlere tahammül ettik. Şimdi Arap halkları diktatörlerini bir bir yıkmaya başladı. Ben siz rahat yaşayın diye bunu kontrol etmeye çalışıp olayları lehimize çeviriyorum. Size bu kadar hediye çok bile. Öncelikle geçmiş olsun dileklerimi kabul edin lütfen. Öğrendiğime göre bir suikastten kıl payı kurtulmuşsunuz. Böyle bir terör eylemi bizi son derece üzdü ve kızdırdı. Amerika Bin Laden'i yok ettiğini dünyaya deklare ediyor. Ama dünyanın her yerinde yeni teröristlere ve terör eylemlerine davet çıkartıyor. Sizi çok iyi anlıyoruz Sayın Başbakan. Böyle bir terör eylemini hükümetimizin nefretle kınadığını bilmenizi isterim. Teröre karşı olan savaşınızda Birleşik Devletler'in yanınızda olduğunu bir kez daha belirtmek istiyorum Sayın Başbakan. Eğer bu savaşınıza herhangi bir şekilde katkı sağlamamız mümkünse lütfen söyleyin. Açıkçası böyle bir eyleme başka bir devletin desteği olmadan kalkışabileceğini pek sanmıyorum. Dolayısıyla bu konuyu derinlemesine araştırıyoruz. Bir devletin bu eyleme ya da Ersoy Ulubey'e destek verdiğine dair elimize somut kanıt geçmesi halinde hangi devlet olursa olsun bunu savaş sebebi sayacağız. Senin burada ne işin var? Sana yaşaman için son bir şans vermeye geldim. Ne diyorsun sen? Sen benim üstümden, benim eserimi alıp, ona benim onaylamadığım bir eylem yaptırıp, sonra da bunun hiçbir bedeli olmayacağını düşünmeyecek kadar aptal mısın gerçekten? Sözlerine dikkat et. Asıl sen bundan sonra aldığın nefese bile dikkat et. Türkiye'yi bir daha ayak basmamak üzere terk etmen için 24 saatin var. Eğer 24 saat içinde burayı terk etmesen, seni paketler, Guantanamo'ya götürür, oradaki Müslüman tutsakların arasına atarım. Sana İsrail'e gitmeni söylemedim mi? Bundan sonra benimle işbirliği yapacaksın. Niye? Görüntüleri sızdırmakla mı tehdit edeceksin? Evet. Tehdit ediyorum seni. Seni tanıyamıyorum. Beni tehdit ediyorsun. Seni burada bir tek işaretimle öldürtürüm. Ben de sizi tanıyamıyorum. Beni öldürebilecek olsaydın, öldürürdün zaten. Ayrıca hard diskin Mossad'ın elinde. Kılıma zarar verirsen, bütün gizli belgelerin internete sızacak. O gizli belgelerin içinde, İsrail'i zor durumlara düşürecek belgeler de var. Hepsini ayıklar çocuklar. Merak etme. Seni rezil etmememin tek bir koşulu var. Derhal İstanbul'u terk edeceksin. Bir daha asla adımını bile atmayacaksın. Bana yaptıklarını unutmamın tek yolu, tek şartı budur. Pekala. Madem beni tehdit ettin, ben de seni tehdit edeyim. Hayattığın Ünsal'ı Polat öldürecek. Sen de ömrünün geri kalanını Guantanamo'da Müslümanların arasında geçireceksin. Merak etme. Çok uzun yaşamayacaksın. Çünkü senin kim olduğunu onlara söyleteceğim.
Uzun, misafirimize yolu göster. Kurtköy'de CIA'nin uçağı bekliyor. Götürün bunu. Emredersiniz.